Yok ben. Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, saygıdeğer devlet erkanım, saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerim. Bu açılış törenine hepiniz Erdemoğlu ailesi adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Rahmetli babamızın bize bir sözü vardı, emri vardı. Hiçbir şey ama hiçbir şey sizin değildir diye emretmişti. Ne mal, ne mülk, ne diğer şeyler. Hiçbir şey. Hepimiz burada emanetçiyizlerdi. Ve hepimiz bunun gerekliliğini yapmayı bize emrederdi. Hatta buradaki sözünde de vardır. Servetin sınırı yoktur. Mükafatı vardır diye bize emretmiştir. Bizler de onun açtığı bu yolda gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği oranda ülkemize, ilçemize, ilimize, devletimize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız müddetçe inanın buna, bu babamızın emrini sonuna kadar yerine getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Burada açmayı düşündüğümüz taziye evimizi belediye başkanımız 2500 metrekare bir arazi tahsis etti. Burada 750 metrekare gibi kapalı alan ve belki de diyebilirim ki Türkiye'deki en güzel ve en büyük taziye evi diyebilirim. Diğerlerini her ne kadar bilmiyorsam ama bölgedeki en büyüğü diyebilirim. Bunun yaklaşık bedeli 2 milyon TL'ye mal olmuştur bize. Onun için Adıyaman ilimize bu yapmış olduğumuz tahsiye evinin hayırlara vesile olmasını istiyorum. Rica ediyorum. Ve hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize Erdemoğlu ailesi adına saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Erdemoğlu ailesinin kıymetli üyeleri, kıymetli protokol, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Güzel bir günde bir araya geldik. Şimdiye kadar Besniye, Antep'e, hatta Bursa'ya kadar yatırımlarını gördüğüm Merinos ve Erdemoğlu ailesinin ilk defa dalları Adıyaman'a doğru uzadı. Erdemoğlu ailesinin dalı nereye uzarsa orayı gitgide bir çevreliyor. Böyle bir çiçekle bahar olmuyor. Besni'de çok büyük yatırımlar var. Buradaki bu yatırım da bir dal uzantısı. İnşallah burada da neşmi reva bulacak. Bir yandan mutluyum böyle güzel bir eseri ihtiyaç olan bir mahallemize hep birlikte kazandırmış olduk. Biz Adıyaman'ımızın en güzel yerindeki arsamızı verdik. Onlar da buraya en güzel taziye evini yaptılar. Ama sıkıntı şurada. Biz bunun dışında 12 tane daha taziye evi yaptırıyoruz.
Şimdi burayı gördükten sonra öbürlerini beğenmeyecekler. Bizimki niye böyle değil diyecekler ama Erdemoğlu farkının da ortada olması lazım. Biz de zaten belediye veya diğer iş adamları olarak Erdemoğlu ailesiyle yarışmıyoruz. Cenab-ı Allah yaptıkları hayırları kabul etsin. Erdemoğlu, Mehmet Erdemoğlu amcamız hem kendisi hem evlatlarını bu konuda çok güzel yetiştirmiş ama gözlemlediğim kadarıyla onlar verdikçe Cenab-ı Allah da yerini dolduruyor. Buradaki 2 milyonluk harcamanın da yerini Cenab-ı Allah 40 milyon olarak doldursun inşallah. Sizler de kazandıkça ne kadar kazanırlarsa o kadar çok yatırım yapıyorlar. Onun için hep beraber dua edelim. Erdemoğlu Holding çok kazansın, Merinos çok kazansın. Onlar da daha fazla hayır hasenat yapsınlar. Ben teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu taziyemizin de Adıyaman'da en iyi faaliyet gösteren taziye evi olduğuna inanıyorum. Böyle parası geçen, emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu taziye evinin diğerlerinden bir farkı var. Diğer taziye evlerinin teslim aldıktan sonra bakımı, onarımı, temizliği, bekçiliği Adıyaman Belediyesi'ne ait. Erdemoğlu ailesi burada arkada da küçük bir lojman yaptırdılar. Buraya görevli verdiler. Bu görevli buranın ihtiyaçlarını, temizliğini, güvenliğini de aynı zamanda sağlayacak. Bu da bu hizmetlerde yeni bir aşama demektir. Allah hepsinden, hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanı, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, kıymetli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, bu güzel havada Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki memleketimizin en güzide köşesine, Adıyaman'ımızın en güzel yerine Erdemoğlu ailesi tarafından burada her Kur'an okundukça, her Fatiha okundukça ruhuna hediye edilecek Mehmet Erdemoğlu taziyevi açılışında bulunmaktan ben de sizler gibi onur duyuyorum. Kıymetli hemşehrilerim, sanayici, sanayiye yatırım yapan insanlar iş ve aş verirler, memleketimize katkı sağlarlar. Hele kazandıktan sonra hayır ve hasenat yaparlarsa bu bizim millet olmamız, toplum olmamız, insan olmamız değerlerini bize hatırlatır. Erdemoğlu ailesi bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum. Gaziantep'te camiler, külliyeler, okullar, yine Besli'de üniversiteler, başka yerlerde taziye evleri hep hayır ve hasenet içerisindeler. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. Partim ve şahsım adına huzurlarınızda minnetlerimi sunarım. Adıyaman'a da gördüm ki bölgemizin en güzel taziye evini yaptırmışlar. Burada şunu hatırlatmak isterim. İnsanoğlu gelip geçer, konar göçer. Arkamızdan kalan eserlerdir. İnşallah bu eser asırlarca kalacak ve başta Erdemoğlu ailesi olmak üzere tüm vefat edenlerimizin, edebiyete intikal edenlerimizin arkasından hayır duaların olduğu, okunduğu bir mekan olarak yaşayacaktır. Bu kıymetli eseri şehrimize, vatanımıza kazandıran kıymetli Erdemoğlu Holding'e minnetlerimi sunar, hayırlı cumalar diliyorum. İnşallah memleketimize de hayırlı olur.
Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sivil Toplum Örgütlerimizin değerli başkanları, Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli Erdemoğlu ailesi, değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii bugün gerçekten her yerde ve her ortamda göğsümüzü kabartan Erdemoğlu Holding'in Adıyaman'ımıza kazandırmış olduğu taziye bir münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Erdemoğlu Holding, Bes ilçemiz başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinde kazandırmış olduğu gerek eğitim alanındaki yatırımları, gerek istihdama dönük yatırımlarıyla hem Adıyaman'ımızın hem de Türkiye'mizin gururu olan bir holding ve bir aile. Biz bu aileyle hemşeri olduğumuz için iftihar ediyoruz. Onlarla her yerde ve her zaman gurur duyuyoruz. Ben hepinizin huzurunda Erdemoğlu Holding'in yönetim kuruluna, Erdemoğlu Holding'in bütün çalışanlarına ve Erdemoğlu ailesine ilimize kazandırmış oldukları bu eser için teşekkür ediyoruz. Her yerde Adıyaman'ımızı barışın, huzurun, gerçekten birliğin, beraberliğin temsilcisi olan bir il olarak, başkent olan bir il olarak tanıtıyoruz. Biz de Adıyaman'da taziye geleneği de gerçekten Türkiye'nin her yerinde çok farklı. Biz acılar paylaştıkça azalır felsefesinden hareketle Adıyaman'ımızda bütün toplum genellikle acıları paylaşmak için, birbiriyle kaynaşmak için bu tür ortamlara ihtiyaç bulunuyordu. Bu mahallemizde de böyle bir ihtiyaç vardı. Sayın Belediye Başkanımızın, belediyemizin ve Erdemoğlu ailesinin bu bölgedeki bu ihtiyacı görerek bu ihtiyacı giderecek şekilde acılarımızı paylaşacağımız çok nezih bir taziye evini Adıyaman'ımıza kazandırdıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben de Adıyaman milletvekili olarak ilim adına tekrar Erdemoğlu ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok değerli milletvekillerimiz, belediye başkanımız. Rahmetli Mehmet Erdemoğlu'nun emaneti, çok hayırlı evlatların, çok kıymetli anneleri Ali ve İbrahim Erdemoğlu beyler, değerli protokol, kıymetli Adıyamanlı hanımefendi, beyefendiler ve hatta öğrencilerimizi görüyorum. Hepsini en kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bir taziye evi açılışı yapıyorsak hepinizi merhum Mehmet Erdemoğlu başta olmak üzere ebediyete intikal eden bütün Adıyamanlı hemşerilerimizin, dün kaybettiğimiz 7 şehidimizin, daha önce kendimiz burada kaybettiğimiz 4 şehidimizin ve tarihimizde kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ve ebediyete intikal etmiş büyüklerimizin, atalarımızın, dedelerimizin ruhuna önce bir Fatiha okuyalım. Geçen hafta Besli Eğitim Bayramı'nda gene bir camiyle ilgili bir hayırların açılış olmuştu. Oraya intikal edemedik. Önümüzdeki birkaç hafta sonra Besli'de fakültenin açılışını yapacağız. Görünen o ki, az önce belediye başkanımız da ifade etti, Erdemoğlu ailesi artık Besli'ye de sığmıyor hayır hasanat konusunda. İşte Adıyaman'a, Adıyaman'ın diğer ilçelerine, zaten Antep'te, Bursa'ya kadar bir sürü yatırımları ve hayır ve hasanatları olmuş. Bu da onlardan bir tanesi. Ben inanıyorum ki onların hayır ve hasanatları kendileriyle de, kendilerinden sonra evlatlarıyla da dedelerinin vasiyeti doğrultusunda devam edecektir. Burada şu rahmetli Mehmet Erdemoğlu'nun resminin altında yazılı olan şeyleri de ben Milli Eğitim Müdürümüze buradan çağrı yapıyorum. Osman Gazi'ye vasiyet gibi bir şeydir o. Onu böyle öğrencilere hiç değilse birer kağıda, bir fotokopi şeklinde, bir sayfa şeklinde bunları böyle bir okutmakta fayda var.
her insana lazım olan öğütler var orada. Sadece iş adamlarına değil. Hayırlı olması beklenen, hayırlı olması istenen, kendisine, ailesine, milletine, devletine, vatanına, dinine, diyanetine hayırlı olması istenen kız erkek fark etmez bütün evlatlara böyle bir vasiyeti bildirmekte, düstur edinmesinde, şiar edinmesinde fayda görüyorum. Açacağımız biraz sonra bu taziye evinin, Mehmet Erdemoğlu taziye evinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve şuna da inanıyorum ki burada okunacak olan aşırlar, Yasinler, Fatihalar hem burada ruhuna okunanların ruhuna intikal edecektir. Hem de her Fatiha, her aşır Erdemoğlu ailesinin de geçmişine ulaşacaktır. Hayırlarının devamını sağlayacaktır. Adıyamanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldiğimiz şu taziye evimizi, ilimiz, halkımız ve yaptırıp vücuda getiren Erdemoğlu ailesi hakkında hayırlı, uğurlu, mübarek ve müteyemmem eyle. Bu ailenin yapmış olduğu bütün hayırlarını kabul eyle. Nasılsın?